Değerli konuklar, sevgili dostlar, stratejileri onları oluşturanlar ve kurgulayanlarla birlikte konuştuğumuz Odak Noktası programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bizi izleyen sevgili dostlarımız, değerli konuklarımız biliyorlar ki yeni dönemde ikiye ayırdık programlarımızı. Odak Noktası'nda değerli üst düzey yöneticilerimizle birlikte oluyoruz ve onların stratejik konulara bakış açısını ve uygulamalarını ele alıyoruz. Aynı zamanda fikir önderleri programımızda da dünyanın değişik yerlerinden, ülkemizden değerli akademisyenleri, değerli farklı bakış açısı sahibi uzmanları davet ediyoruz. Bugün Odak Noktası'nda çok değerli bir isim var. Kendisini anons etmeden önce çok kısa birkaç hatırlatmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Malumunuz efendim, yayınlarımız YouTube, Twitter ve Instagram'dan aynı anda gerçekleşiyor. Bu kanallardan bizi izleyebilirsiniz. Ama bize soru yöneltmek isterseniz sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Evet, bugün gerçekten benim sohbet etmekten çok keyif aldığım, derinlemesine düşüncelerinden her zaman çok istifade ettiğim çok değerli biri konuğumuz olacak. QNB Finans Bank Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ömer Aras. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey, hoş bulduk. Ömer Bey, hemen başlayayım istiyorum. Zira size soracak çok sorum var. Öncelikle dediğim gibi ben sizinle her zaman konuşmaktan çok keyif alırım. Çünkü siz hem stratejik tarafta hem felsefik tarafta farklı düşünmeyi seven ve olayları derinlemesine düşünmekten hoşlanan birisiniz. Bu bakış açısıyla şu içinden geçtiğimiz dönemi bir düşünseniz, kişisel anlamda, profesyonel anlamda ne çıkarımlar elde ettiniz? Bu dönem sizin için nasıl geçti? Valla önce size çok teşekkür ediyorum bu programa beni konuk ettiğiniz için. Ayrıca açılışta söylediğiniz güzel sözlere de teşekkür ediyorum. İnşallah dinleyiciler veya izleyiciler de buradan faydalanır. Şimdi felsefi boyutta baktığımız zaman bu içinden geçtiğimiz dönem, bu virüs, bu pandemi farklı düşünceler ortaya koydu. Mesela çok adil bir virüs bu. Yani şöyle ki herkese eşit davranıyor. Bugün herhangi bir din, dil, kültür, zenginlik ayrımı yapmadan herkesi yakalayabiliyor. Biliyorsunuz Trump'tan Boris Johnson'a kadar herkesi yakalayabildi ve sıkıntıya sağlık anlamında soktu. Ekonomik anlamda ise çok adil değil. Çünkü sektörel bazda çok farklı etkileri oldu. Onu daha ileride konuşabiliriz. Tabii bizler insan olarak tek başına yaşamak için yaratılmamışız. Mutlaka komünler halinde, toplum halinde yaşamak durumundayız. Bu ortam bize bunu gösterdi. Bir takım yeni oluşumlar oldu. Mesela dünyamıza daha nazik davranmamız gerektiğini anladık. Çünkü herkes eve kapandı. Ama herkes eve kapandığı zaman havanın temizlendiğini, denizlerde yunusların dolaştığını, balıkların dolaştığını, böyle kuşların öttüğünü falan gördük. Yani şehirde dahi. Dolayısıyla bizi çok ciddi bir şekilde uyarmış vaziyette bu çevre meselesi konusunda. Mesela bu yönden de bakabiliriz. Kişisel boyutta baktığımızda ben tabii aslında pandeminin başında çok ciddi oranda eve kapandık diyebilirim. Ben çünkü 65 yaşa da takıldım bu arada. Onun için dışı sokağa hiç çıkamadık. Fakat bu evde kalmak aslında bir takım avantajları da oldu. Bir kere kendimi daha fazla geliştirdim diyebilirim. Özellikle bu dijitalleşme konusunda. İşte bu Zoom'du, Webex'ti, bu tip şeyler konusunda bayağı uzmanlaştık. Sonra mesela Lego konusunda geliştirdim. Torunlarımla devamlı Lego yapmaya başladım. Çok güzel Lego maketler yapıyorum şu anda. Bu da benim için bir farklı boyut oldu. Trafikten uzağım, o beni çok mutlu etti. Trafikte zaman kaybetmiyoruz ve trafik stresini yaşamıyoruz. Günde 2 saat kazanmak çok önemli bir kazanım. Ama tabii bütün bunlara ek olarak profesyonel anlamda da yaptığımız yaklaşımlarla çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde çok farklı boyutlara gittik ve daha düşünceli bir yönetimi, daha şefkatli bir yönetimin çok etkili olduğunu bu krizde, bu pandemide öğrendim diyebilirim. Dolayısıyla böyle özetleyebiliriz.
Lego işi gerçekten enteresanmış. Ben de bir Lego severi olarak 5.000 parçalık bir Lego'ya başladım. Bakalım inşallah kısa sürede tamamlayacağız Ömer Bey onu Allah kolaylık versin. hedefimiz Evet. Problem boyunca. olursa konuşabiliriz. Tamamdır. Diğer taraftan siz 30 küsür yıldır bu sektördesiniz. Herhalde görmediğiniz, geçirmediğiniz kriz, zor dönem, belirsizlik kalmamıştır. Biraz da kriz yönetimi felsefesinden baktığınızda bu dönemdeki çıkarımlarınız nedir? Bu içinden geçtiğimiz dönemin yönetimi konusunda mutlaka siz kenara notlar almışsınızdır. Onları paylaşır mısınız bizimle? Valla 36 yıl oldu ben bankacılıkta. Hakikaten çok farklı krizler yaşadık. Bu dönemde çok değişik tecrübeler edindik diyebilirim. Fakat krizlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Öncelikle bir genel bir tanımlama yaparsak, bir takım özelliklerinden krizlerin bahsedersek, bir kere krizlerin beklenmeyen zamanda oluşma özelliği var. Beklenen kriz oluşmaz diyorum ben. Yani krizin ani oluşu, sürpriz özelliği son derece önemli. Bu tabii değişebiliyor. Ekonomik krizlerde biraz daha önden belki bekleyebiliyorsunuz ama bir depremde mesela o da bir kriz. Hiç beklemediğiniz anda sizi vurabiliyor. Kalp krizi de aynı şekilde. Dolayısıyla bir kere bu ani olma sendromu var. Bu insanları şaşırtıyor ve paniğe kaptırıyor. Her bir krizin bir süresi var. Dediğim gibi deprem 46 saniye sürdü. 1994 ekonomik krizi bir sene de V şeklinde bir ekonomi recover etti. Şimdi pandemi mesela krizindeyiz. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Bu da bizi çok rahatsız ediyor tabii. Sonra krizlerin etki alanları var. Bazısı lokal olarak yani kalp krizi sizi etkiliyor veya ailenizi işte üzüyor herhangi bir kayıp olursa. Deprem İzmit'i etkiledi ve o bölgeyi ekonomik krizler Türkiye'yi, ülkeyi etkiledi. Pandemi bütün dünyayı etkisi altına aldı. Dolayısıyla krizin etki alanı da farklı olabiliyor ve mutlaka bu krizlerin sebeplerini anlamak ki bir dahaki krizle daha iyi mücadele edebilmek için önemli. Aynı zamanda da her krizden sonra bir düzen değişikliği oluyor. Mutlaka yeni bir düzen kuruluyor. Yani depremden sonra İnşaat yönetmelikleri değişti. Hatta binalar biliyorsunuz deprem öncesi ve deprem sonrası diye ikiye ayrıldı. Bu krizde de çok farklı şeyler, değişimler oluyor. Bu değişimler sonucunda da biz de ona göre kendimizi şey yapmaya, ayarlamaya çalışıyoruz. Tabii krizi yönetmek için de birkaç tane tecrübeme dayanarak bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir tanesi bir kere panik olmayacaksınız. Yani bu basit bir öneri tabii. İleriye bakacaksınız. Keşke şunu yapsaydık, keşke böyle yapsaydık diye hiç uğraşmadan tamamen ileriye odaklanacaksınız. Ve de iyimser olacaksınız. Bence bu çok önemli. İyimserlik krizde fırsatları görmenize faydası var. Çünkü kriz nasıl olsa geçecek, öyle veya böyle. Kötümser olup karalara bürünmenin bir alemi yok. Olumlu olmak ve krizin geçeceğini ve daha iyi bir sonuca doğru gideceğini düşünmek daima daha iyi o şekilde yönetmek. Öncelikleri mutlaka belirlemek ve değiştirmek. Mesela bu pandemide biz öncelikleri tamamen bir gecede değiştirdik. Karlılık, bütçe vesaire bunların hepsi bir kenara itildi. Sağlık, çalışanımızın sağlığı ve müşterimizin sağlığı birinci plana oturdu. Bu çok önemli bir stratejik değişiklikti diyebilirim. Bunu yapmak zorundaydık ve bunu çok hızlı yaptık. Hızlı karar almak çok önemli. Çünkü geç kalmamanız gerekiyor. Ayrıca etkili iletişim ve güven. Bu etkili iletişim güveni yaratıyor. Yukarıdan aşağı her aldığınız kararın filtre halinde akması lazım organizasyona. Biz bir nevi bir kriz masası kurduk. Mesela bu kriz döneminde her sabah genel müdür yardımcıları, genel müdürümüz toplantılar yaparak kararlar aldık ve bunu bütün sisteme akıttık. Bu çok büyük bir güven duygusu oluşturdu. Bir şeffaflık son derece önemli. Tabii krizin gelişimini takip edip ona göre pozisyon almanız, ileriye dönük bir takım ürünler geliştirmek de fırsatları yaratmak açısından önemli. Ve en son olarak da şunu söyleyebilirim. Risk yönetimi sisteminizi bir nevi upgrade etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela biz 36 yıllık bankacıyım diyorum. Birçok kriz yaşadık. Piyasa krizleri,
işte 94'te, 2001'de dış krizler oldu. İşte Lehman Brothers ve batıdaki, Avrupa'daki borç krizleri. Birçok krizin içinden geçtik, belli deneyimler edindik ama 36 yıl sonunda öyle bir kriz çıktı ki karşımıza, bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla yani burada da şimdi öğrendiklerimize, bundan sonra bir pandemi olsa, bundan 3-5 sene sonra bankanın hafızasında neler yapacağı konusunda ciddi bir takım tedbirler olması gerekiyor. Yani aslında krizleri bir öğrenme süreci olarak da görmek lazım. Evet, aslına bakarsanız bu tarz durumlar, bu yılmazlık, resilience, dayanıklılık, artık nasıl tabir ediyorsak biz yılmazlığı kullanıyoruz. Bunun evet. gibi kasların da gelişmesini sağlıyor. Çünkü bu hani oturarak, okuyarak, izleyerek geliştirebileceğiniz bir kas değil. Biraz o mücadelenin içine girmeniz gerekiyor. Evet. Bu da onun için gerçek bir test oldu. Hazır yılmazlık... Müsaade ederse bir buyurun. Şey daha söyleyeyim. Estağfurullah. Yani bizden en büyük çıkartımımız da, az evvel de söyledim, önceliklerimizi değiştirdiğimiz için, çalışanımızın sağlığını ve müşterinin sağlığını birinci plana aldığımız için bu çok olumlu bir tepki de aldı. Yani büyük bir dayanışma hissi oldu banka içerisinde ve çok iyi geri bildirimler aldık. Ben buradan çok büyük bir kazanım elde ettiğimizi düşünüyorum. Ben yani bu yıllar önce Peter Drucker'ın ortaya attığı bir Management by Objectives var. Ben Management by Objectives yerine Management by Caring diyorum. Yani hakikaten kişiler hakkında şefkatli yaklaşıp, düşünceli yaklaşıp onların derdine, sağlığını ön plana aldığınız zaman onlardaki verimliliği ve motivasyonu inanılmaz derecede arttırıyorsunuz. Bu son derece önemli. Önemli bir kazanım oldu bizim için ileriye dönük bankanın kültüründe. Hı hı. Bir taraftan da bu içinden geçtiğimiz dönem global anlamda sistemin de sorgulanmasına neden oldu. Gerçi son 5 yılda yoğun biçimde artarak sürekli momentumu, kapitalizmin geleceği, globalleşmenin geleceği, serbest piyasa yapısının sıkıntıları gibi birçok konu konuşuluyordu. Biz de bunları yazıyorduk, çiziyorduk ama bu kriz bize gösterdi ki çok güvendiğimiz tedarik zincirleri aslında o kadar güçlü değilmiş. Çok güvendiğimiz ülkeler arası serbest dolaşım yapıları bir anda durabiliyormuş. Siz serbest piyasa yapısının geneline baktığınızda yeni bir dönemi girdiğimizi düşünüyorsunuz. Şu anki mevcut yapıyı tamir ederek devam etmek mi? Çok daha yapısal değişiklikler yapmak mı? Genel büyük resmi nasıl görüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Valla bu işte neoliberalizmin çöküşü diyenler var biliyorsunuz. Yani bu kapitalist sistem bayağı büyük bir yara aldı deniliyor. Aslında bir yerde doğru. Çünkü baktığınız zaman bu krizde de en büyük yarayı da aslında batıdaki çok güven yaratmış kurumlar ve hükümetler aldı aslında. Yani Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok şehir, ülkede çok ciddi sıkıntılar oldu. Ve yönetimin çok da başarılı olmadığı kanaati ve bu konuda deneyimsiz olmaları ve hafife almaları diyelim krizi çok büyük maliyetlere sebep oldu. Ve bir güven duygusu ve sarsıntı geldi bu konuda piyasalara. Ve tabii bir yandan da tabii bu kapitalist sistem diyelim veya neoliberal sistemin yarattığı bir gelir dağılımında bir uçurum var. Bu önemli bir sıkıntı. Ve az evvel söylediğim çevre konusu da dünyanın önüne çok ciddi bir sorun olarak çıktı. Yani aslında kapitalist sistemde bir mutasyon gerekiyor. Yani biraz düzelmesi lazım. Bu daha duyarlı, çevreye duyarlı, daha gelir dağılımına duyarlı bir sisteme doğru evrilmek mutlaka gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunun sonucunda bu da olacak. Çevre duyarlılığı konusunda bu pandemi krizinin de bir olumlu katkısı olacak diye ümit ediyorum. Buradan öğrendiklerimizi ümit ediyorum ki pandemiyi çözdükten sonra unutmayacağız. Evet, özellikle birçok kaynakta, bizdeki birkaç makalede de aslında bu krizin daha büyük, daha kötücül sorunlara yönelik bir erken uyarı sinyali olduğu vurgusu var. Karşımızda sizin dediğiniz gibi bir iklim krizi var. Karşımızda ciddi bir eşit, adaletsiz kaynak dağılımı sorunu var. Karşımızda ciddi bir dünyada gerilen dengeler mevzu var. Dolayısıyla bu bunun da bir sinyali gibi, aslında bir ön laboratuvarı gibi gözüküyor. Ama bu dönemde... Buraya getiren de bu sistem. Yani şu an bu kapitalist evet. sistemle buraya geldik. Dolayısıyla burada bir
bir tuning gerekiyor yani. Mutlaka gerekiyor. Evet. Değişecek bir takım şeyler. Bir taraftan da sizin söylediğiniz gibi çevre vesaire sürdürülebilirlik konuları konuşulurken bir taraftan da aslında liderlik tarafında veya kurumsal dünyada çok bütünsel olarak konuşulmayan soft skill diye tabir edilen veya soft perspektif diye tabir edilen konuların da çok ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela cesaret diyoruz. Mesela dayanıklılık diyoruz. Mesela yılmazlık diyoruz. Mesela kapsayıcılık diyoruz. Bunlar da çok ön plana çıkıyor. Siz özellikle finans sektörü böyle daha sanki hardcore rakama, hardcore finansa odaklanmış bir sektör gibi dışarıdan görülür. Bu insani boyutu nasıl görüyorsunuz ve bu tarz soft skill'ların hem yöneticilerde hem organizasyonun her noktasında ne kadar ağırlığının artacağını düşünüyorsunuz? Ben buna çok inanan bir kişiyim. Pandemi öncesi de, yani benim daha evvel yapmış olduğum konuşmalarda da hatta YouTube'da yapmış olduğum bir videoda da bu konudan bahsediyorum. Bu soft skill'ler son derece önemli. Aslında yöneticileri ayrıştıran bu skill'ler oluyor. Herkesin belli üniversitelerden belli şekilde mezun olup bir takım hard skill'leri, yani ölçülebilir skill'lerini ortaya koyabiliyor ama bu soft skill'ler çok ön plana çıkmaya başladı ve çıkacak. Bir de şöyle bir şey var. Bu dayanıklılık konusu, bir de moda bir kelime var biliyorsunuz. Bu çeviklik meselesi var. Bir agile olayı var. Şimdi o da belirsiz dönemlerde, belirsiz ortamlarda çok etkili olan bir yönetim tarzı aslında. Bu biliyorsunuz orijinali software development'tan çıkmış bir kavram. Genelde bir yazılım geliştirilirken bir türlü tam isteyen, yani yazılımı kullanacak olan tam kendine istediğini anlatamaz. Sistem analist tam onu anladığını zanneder ama başka bir şey yazar falan. Bu devamlı bir iteratif süreçle bir türlü bitmeyen bir yöne doğru evrilir. Bu agile denilen çevik sistemde değişik grupların bir arada çalışarak çok kısa etaplarda, sprintlerle bir takım sonuçlara gitmesi ve hızlı bir şekilde gidebildiği en iyi sonuca, optimuma gidemeyse bile optimuma yakın bir sonuca gitmeye hızlı bir şekilde yardımcı olan bir model. Bu belirsiz ortamlarda, belirsizliğin olduğu konularda çok etkili çalışıyor. Bugün bir yani Boğaz Köprüsü gibi bir köprüyü yaparken agile sistemle yapamazsınız. Onun nasıl yapılacağı belli. Ama pandemide bazı olayları, insan kaynaklarının yönetiminden tutun, şubeler kapanacak mı, açılacak mı, kaç kişiyi çalıştıralım, içeri müşteriyi alacak mıyız, almayacak mıyız, ne şekilde alalım, bütün bunların kararları için değişik ekiplerin bir araya getirilip agile bir şekilde, çevik bir şekilde karar verilme yöntemleri ve modellerini uygulamaya çalıştık. Bizim burada biraz deneyimimiz var çünkü dijitalleşme konusunda ve girişimcilik ve inovasyon merkezimizde bu işleri bu şekilde yapıyoruz. Ama bunu bankacılığın daha günlük yönetimine de uygulamaya uğraştık bu dönemde. Ben yani bu yeni kavramların iş yapış şeklimizi değiştirdiği gibi çalışanların niteliklerini de değiştireceğini ve değişik profilde kişilerin mesela bizim sektörümüze gireceğini ve girmekte olduğunu da görüyorum ve bundan sonra bunun artacağını da düşünüyorum. Evet. İsterseniz biraz rotayı bankacılık tarafına çevirelim. Siz 36 yıl dediniz. 36 yıldır bu endüstrinin içerisindesiniz. Artık böyle holistik olarak görebiliyorsunuz baktığınızda. Türkiye'de bankacılık sektörü özellikle teknoloji açısından çok gelişmiş bir sektör olarak her zaman söylenir. Ürün çeşitliliği açısından, müşteriye yaklaşım açısından. Peki bu geçtiğimiz dönemi, yani dayanıklılık açısından, krizi ve belirsizliği yönetmek açısından Türkiye'deki bankacılık sektörü sizce ne olgunlukta, ne noktada? Valla bankacılık sektörü biliyorsunuz çok popüler bir sektör. Özellikle politik anlamda da çok popüler. Yani herkes bankaların insanlara, yani parayla ilgili bir iş olduğu için işte mümkün olduğu kadar bankalar çok para kazanıyor. İşte bankalar çok komisyon alıyor. Bankalar şunu yapıyor falan gibi böyle bir imajı olan bir sektör maalesef. Oysa bu gerçekle pek bağdaşmıyor. Bu krizde de çok ciddi hizmet verdi bankacılık sektörü. Mesela ben şöyle söyleyeyim.
Birçok insan çıkıyor, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor. Tabii ki biz de çok müteşekkiriz ve en başta onlara teşekkür ediyoruz. Gıda sektöründe çalışan bu süpermarketlerdeki kasiyerler vesaire son derece önemli. Çünkü gıda zincirinin bir parçası ve insanlara hizmet ediyorlar. Lojistikte aynı şekilde dağıtım yapanlar. Ama aynı zamanda insanların parasını ödeyen, parasını gidip aldığınız banka şubesinde çalışan da çok özverili, çok önemli bir görevi yapıyor. Ama bu algıda biraz farklılaşmış vaziyette olduğu için bankacılık sektörü, ben bugüne kadar çıkıp ya bankacılar da hiç kapanmadılar, bize paramıza ulaşabildik, dolayısıyla gittik yiyeceğimizi şunu bunu alabildik şeklinde bir yani hiç olmazsa bir kredibilite açısından bir şey verilmedi diye düşünüyorum. Ben burada bütün bankacılara teşekkür ediyorum çok özverili çalıştıkları için, tüm bankalarda çalışanlara. Çünkü onlar da hayatın akışı içinde çok önemli bir misyon üstlenmiş vaziyetteler. Bence bankalar bu krizi nispeten iyi göğüsledi diyebiliriz. Çünkü bu kriz bir bankacılık krizi değil. Bu sağlık tarafından gelen, ekonominin yavaşlamasıyla ortaya çıkan bir kriz. Tabii aslında krizlere geçenlerde bir yazı okuyordum, çok beğendim. Bir anlatım yapmış. Mesela global krizden 2008'deki Amerika'daki büyük mortgage subprime krizi ve arkadan Avrupa'daki borç krizini, yani bir binanın çatısının çökmesi gibi düşünelim diyor. Ama çatıyı tekrar inşa etmek mümkün ve büyük ölçüde yaptık. Ama bu pandemide olanlar binanın temeliyle oynuyor. Dolayısıyla temelde bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bunu halletmemiz gerekiyor. Yani finans sektörü dışında aslında bu kadar önemli işler yapılan, dünyanın geldiği bu noktada 2020 yılında bir virüsle baş edememesi ve virüse bulduğu yegane çözüm yani sosyal mesafe ve hijyen. Aslında yani sokak tabiriyle uzak dur kardeşim, bir de elini yıka. Yani bunun dışında daha hiçbir şey bulunmadı. Bir seneye yaklaşacağız, neredeyse yılbaşına doğru geliyoruz. Tabii çok büyük aşamalar yapılmaya, araştırmalar devam ediyor ama burada çok temelde bir takım değişik işlerin yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bankalarda bunun bir parçası, çok daha farklı hizmetleri vermek durumundalar. Bu krizden çok değişik çıkarımlar oldu. Değişik segmentlerin, müşteri segmentlerinin çok farklı ihtiyaçları. Mesela 65 yaş üstü diye bambaşka hizmet verilmesi gereken bir segment ortaya çıktı. Bunun gibi. Ama ben bankaların genelde bu krizde iyi perform ettiğini düşünüyorum. Özellikle kamu bankaları ve devlet desteği de burada önemliydi. Burada onun da hakkını vermemiz lazım. Çünkü sisteme ciddi likidite verildi. Bu bütün dünyada yapıldı. Yani her şey bir kenara bırakılıp likiditeyle sistemin yürütülmesi. Çünkü bu kadar büyük bir kapanma ve duraksama ekonomide hiç yaşanmamıştı. Bunu likiditeyi vererek bütün merkez bankaları, yani gerek ECB, gerek Fed, gerek biz Türkiye'deki Merkez Bankası da bir ölçüde kamu bankalarının vermiş olduğu ekstra likiditeyle bir rahatlama yapıldı. Yani bankalar bence üstüne düşeni şu ana kadar yaptılar. Ama biraz bundan sonra nasıl toparlanacak göreceğiz. Biraz sizin de disiplinli bir döneme doğru gitmek gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bu dönem bir sürü farklı fırsatın da keşfedilmesini sağladı. Farklı segmentlerin ihtiyaçlarının ortaya çıkmasını sağladı. Eminim ki siz de banka tarafında bu dönemki öğrenimlerden yeni hizmet kategorileri, yeni hizmet modelleri, yeni iş yapma biçimleri devşireceksiniz diyelim. Bir taraftan da tabii rekabeti de hızlandırdı. Çünkü bu dönemde birçok tüketici dijital tarafa
akın etti. Dijital araçları ve sistemleri kullanmaya başladılar. Zaten konvansiyonel bankacılık ve fintech ilişkisi her zaman konuşuluyordu son 3-5 yılda, özellikle momentumu artarak. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Acaba bu dönem ve tüketicilerin bu dijitale kayması burada fintech endüstrisiyle bankacılığın ilişkisini nasıl bir noktaya taşıyacak? Rekabet daha mı kızışacak? İş birlikleri daha mı artacak? Nasıl bir resim görüyorsunuz? Valla bu çok önemli bir konu ve çok önemli bir trend aslında. Tabii bu pandemi öncesi de olan bir şeydi. Bu dijitalleşme hayatımızın bir parçası. Yani eskiden işte saat 9'dan 5'e kadar hizmet veren bankalar, cumartesi pazar kapalı olan bankalar epey bir zamandır 7x24 hizmet verir halde. Ve internet bankacılığı hayatımıza girdi. Dijitalin güçlenmesiyle ve internet bankacılığı dışında mobil bankacılığı son dönemde çok revaçta ve hızlı bir şekilde yükseliyor. İnternet bankacılığı aslında bir düşüşe geçti. Çünkü mobil domine etmiş vaziyette. Yani dijital bankacılık burada kalıcı bir şekilde hayata girdi ve işi bunlara biliyorsunuz geçmişte alternatif dağıtım kanalları deniyordu bankacılık. Ben diyorum ki artık alternatif değil, esas dağıtım kanalı haline geldi dijital. Biz dijital konusunda kendimiz bank olarak kendimizi iyi bir pozisyonda görüyoruz. Çünkü bundan 8 yıl önce Enpara markasıyla bir dijital banka lanse ettik ve çok başarılı oldu. Yani bugün itibariyle hakikaten bu pandemi de çok onu destekledi. Hızlı bir şekilde büyüdü. Bugün bankamızdaki aktif müşterilerin, yani müşterilerimizin tamamının 3 taneden 2 tanesi, yani %66'sı dijital olarak aktif. Dijital kanalları kullanıyor. Bu hızlı bir şekilde arttı. Yılbaşında bu 55'ler, 56'lar seviyesindeydi. Bu pandemiyle bir anda 66-67 seviyesine geldi. Yani %67 dijital aktif bir müşteri kitlesiyle hareket ediyoruz. Tabii Enpara tamamen dijital. Orada çok ciddi bir farklılık yaratmış vaziyetteyiz. Bir yandan ama şöyle de olaya bakmak lazım. Bireyler daha da iyi hizmet istiyorlar. Ve bunda da haklılar aslında. Çünkü diyor ki bir birey, benim bütün kişisel bilgilerimi biliyorsun. Maaşım size yatıyor. Sizden harcamalarımı yapıyorum. Ev kredisini sizden aldım. Konut kredimi sizden aldım. Kredi kartınızı kullanıyorum. Bütün bu data elinizde. Bana çok daha iyi hizmet verin. Yani o ne demek? Çünkü kişilerin değişik şeylerde, dönemlerde finansal ihtiyaçları da değişiyor. Yani üniversite mezunu bir gençle evlenmiş bir çiftin ve bir evlenmiş gencin finansal ihtiyaçları farklı. Çocuğu olduğu zaman farklı. Daha çocukları işte evleneceği zaman farklı. Yaşlandığında farklı vesaire. Bir life cycle içerisinde finansal ihtiyaçlar da değişiyor. Bankaların buna adapte olarak kişiselleştirilmiş hizmetler vermesi lazım. İşte bu noktada fintechler devreye giriyor aslında. Hızlı bir şekilde değişik uygulamalarla bankaları challenge edecek şekilde bir yapılanma var. Burada benim görüşüm fintechlerle işbirliği yapmak. Çünkü yeni regülasyon bu open banking sistemleriyle bir takım bilgilerin paylaşılması anlamında fintechleri daha da güçlendirecek. Bankaların bunlarla birlik yapması, birliktelik ve ortaklık yapması bence son derece önemli. Biz bu anlamda mesela QM Beyond diye bir inovasyon ve girişimcilik merkezi kurduk. Burada yeni fintechleri bankamızın içinde besliyoruz bir nevi. Onları yani kuluçka merkezi gibi orada onların gelişmesine yardımcı oluyoruz. Beğendiklerimize ortaklık da teklif edebiliyoruz. Dolayısıyla bu ekosistemin içine girmek lazım. Yani bankalar biz büyüğüz deyip fintechleri küçümsememeleri gerekiyor. Onları kabul etmek ve onlarla birlikte bir takım şeyleri yapmak gerektiğine ben inanıyorum. Evet, iki tarafın birbirinden öğrenebileceği, birbirine... Öğrenecekleri çok şey var. Bankalarda scale var, güç var, finansal güç var. Müşteri sahibi bir network var. Fintechlerde de belli kıvraklıklar, belli teknolojik, yani daha nasıl diyeyim, kutu dışında düşünme şeklinde bir yaklaşımları var.
hata yapmadan korkmuyorlar. Çünkü bankanın içinde biz bu QM Beyond'u kurduğumuz yerde söylediğimiz şey de hata yapma üzerine bir merkez kurduk. Çünkü banka içinde hata yapmanızı çok ciddi sonuçları olabilir. Ama bu merkezde deneme yanılma veya hata yapma serbest. Buyurun gidin orada çalışın. Kendi içimizdeki bir takım girişimci fikirleri de oraya gönderip orada çalıştırıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortak yapı kurduk. Buna hazırlandık. Bu şekilde bir hazırlık içerisindeyiz yani. Biraz evvelki soruda birkaç sinyalini verdiğiniz ama tüketici tarafında da ciddi bir travma oluşturdu bu yaşadığımız 7-8 aylık dönem. Ve hiç bugüne kadar dijital bankacılığa girmemiş olan insanların buraya girmek durumunda kaldığını gördük. Veya normal temponun biraz altında kullananların artık böyle power user haline gelecek kadar kullanmaya başladığını gördük. Mobilde dominans söylediniz. Tüketici tarafına baktığınızda bu dönemde nasıl bir hareketlilik gördünüz ve bunların hangileri ne ölçüde kalıcı olacak ve sizin modelinizi nasıl etkileyecek? Valla yani tüketiciler dediğiniz gibi daha evvel hiç bu dijitali kullanmamış müşteriler dijitale doğru kaydı ve bunun da rahatlığını ve lüksünü gördüler diyebilirim. Şubelere ziyaret sayısında çok ciddi azalmalar yaşadık. Ben bunun normale dönüldüğünde de eskisi seviyesine gelmeyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla bankacılık sisteminde bir şube konsolidasyonu yaşayacağız. Daha büyük birleşen şubeleri göreceğiz. Çünkü birçok insan dijital üzerinden, mobil üzerinden bankacılık hizmetlerini her geçen gün daha etkili bir şekilde yapmaya başlıyor. Tabii demografi de burada yardım ediyor. Yani bir takım daha şu anda 30 yaşında olan kişiler 35 yaşına geldiğinde o popülasyon daha da artıyor. Yani dijitale yatkın popülasyonun artışıyla da bu trend devam edecek. Ayrıca biraz evvel söylediğimiz fintechlerin devreye girmesiyle müşteri odaklı, müşterinin hayatını kolaylaştıran birçok ürün ve hizmet verilmeye başlanacak. Bu sadece bankacılık ürünleri olarak da bunu düşünmeyin. Benim buradaki düşüncem bankaları bir platform olarak görüyorum. Yani bankalar nasıl bugün cep telefonuna biz cep telefonu diyoruz ama onun sadece %3'ü 5'i telefon. İçinde bir sürü başka şey var. Ama adı cep telefonu olarak kaldı. Bankalar da aynı şekilde birçok başka hizmeti verecek. Vermek zorunda. Çünkü aksi takdirde arka plana düşme riski var. Çünkü bankaların artık rakibi diğer bankalar değil. Bankaların rakibi fintechler. Fintechlerden daha önemli teknoloji dev şirketleri, Google'lar, Apple'lar, Amazon'lar vesaire. Yani bunlar esas rakip. Bankaları arka plana itme ve müşteri ilişkisini bankadan alıp kendisinin ön plana çıkma riski var. Bununla ben bankacılığın önündeki en büyük challenge'ı burada görüyorum. Evet. Aslında bankacılık sektörüne baktığınızda sıralamaların çok sık değişmediğini, pazar paylarında çok büyük değişiklikler olmadığını görürüz. Genelde hani belli bir akış vardır. Güçlü birkaç banka, sonra onları takip edenler, sonra challenger bankalar gibi. Sizce bu dönemle birlikte tüm bu konuştuklarımız, bu binanın temelinden sarsılması durumu, hatta büyük serbest piyasa sistemini bile sorguladığımız noktada Türkiye'de bankacılıkta rekabet hızlanır mı? Challenger bankalar, orta seviyedeki bankalar üstleri daha fazla zorlamaya başlar mı? Ne dersiniz? Vallahi şimdi challenger bankalar, yani bu terminoloji daha çok tamamen dijitalde bankacılık yapanlar için kullanılıyor. İngiltere'de çıkmış bir şey. Biz bir yerde M-Para'yı yaratarak kendi içimizde bir challenger banka yaratmış olduk. Her ne kadar M-Para ayrı bir banka değilse de ama ayrı bir banka gibi hareket eden, tamamen bağımsız hareket eden klasik banka yapısından bir yapı. Tabii ki dijitalde daha öne giden, önde hızlı koşan bankaların avantajı olacağını düşünüyorum.
Ama bankacılıkta sıralamaları genelde krizler değiştiriyor. Batı'da da bu böyle oldu. Bizim ülkemizde de oldu. Biz işte 36 yıldır yani bankada 36 yıldır çalışıyoruz derken 36 yıl önce bankacılığa başladım. Finansbank'ın kuruluşu da 87 senesi 33 yıl oldu. Kurulduğundan beri bu bankanın içerisindeyim. Değişik hissedarlarla çalıştık. Yani bütün bu şeyin yapının şeyde ileride daha da yani çok nasıl diyeyim teknolojiyle evrilerek farklı boyutlara doğru gideceğini düşünüyorum. Yani yeni modeller, yeni bakış açıları bizi bekliyor. Belki bugüne kadar alıştığımız bankacılık kavramı bile önümüzdeki dönemde farklı bir noktaya evrilebilir sizin söylediğiniz gibi. Kesinlikle. Ya bugün hani klasik bir söylem vardır. Dünyanın en büyük, en değerli 10 şirketine bakın. Bunun 6'sı 7'si platform şirketidir. Dolayısıyla platform modellerinin yükseldiği bir dönemde bankacılığın sadece o alıştığımız banka tanımının yeterli artık değer üretmeye yeterli kalmayacağı da bir gerçek sanki. Serdar Bey, bankalar aslında sonunda birer teknoloji şirketi olmak durumunda. Bugün bankaların personeline de bakarsanız, yönetim kadrolarına da bakarsanız ve buradaki bunların eğitim düzeylerine bakarsanız son dönemde biz bu işi mesela bankayı kurduğumuzda 30 sene önce hep ekonomist, işte işletme vesaire gibi yerlerden mezun kişileri bankaya alıyorduk. Bugün işte matematikti, mühendisti, istatistikçiydi. Hatta yeni tasarımcılar şu anda bankalara girmeye başladı. Tasarım çok önemli bir konu haline geliyor. Mühendislerin idare ettiği, yeni teknolojilerin üretildiği bir platform haline dönüşmek zorunda. Ve bu buraya doğru evrilecek. Yani adı banka olarak kalacak ama içindeki yapı çok değişecek diye düşünüyorum. Evet. Bir 10 dakika kadar vaktimiz kaldı. Ben birkaç tane soru da izleyicilerimizden geldi. Onları size aktarmayı arzu ediyorum. Bazılarına cevap verdiniz zaten bizim sorularımız ve konuşmalarımız sırasında. Şöyle hızlıca bir tararsam. Mesela bir soru var. Diyor ki yapay zeka ve dijital dönüşümün bu kadar hızlanması, gelişmesiyle birlikte bankacılığın önümüzdeki dönemde hangi yetkinlikleri daha fazla arayacağı, hangi yetkinlik setini daha ön plana çıkaracağını düşünüyorsunuz? Valla yapay zeka, baştan beri konuşuyoruz, hiç yapay zeka lafını kullanmadık, aslında kullanmamız gerekirdi. Çünkü o da çok önemli bir gelişme alanı. Bankalarda şu anda ufak ufak başladı, daha emekleme döneminde. Biz de bir asistan, Q asistan diye bir şey çıkardık falan. Ama daha işte müşteriye yardımcı olan, ona bir takım öneriler getiren veya hatırlatmalar yapan bir yapıyla başladı. Ama bankacılıktaki birçok süreç yapay zekayla daha mükemmelleştirilebilecek durumda diye düşünüyorum ve bu olacak. En önemli konulardan bir tanesi olan kime kredi verelim kararı. Yani bir kredi kartından tutun ta büyük bir dev projenin finansmanına kadar kredi kararları, ki sonunda bankalar için son derece önemli. Çünkü onunla bir ciddi bir maliyet yaratılıyor. Yani batak kredi maliyeti yaratılıyor. Bunu çok iyi yönetebilecek yani yapay zeka platformlarının, yani kredi süreçleri zaten büyük ölçüde şu anda scorecard'la yürüyor. Ama bunun daha da gelişerek mesela bütün kredi sürecinin bir şeye geçeceğini, yapay zeka platformuna doğru kayacağını öngörebiliriz. Bu zaman içinde olabilir. Dolayısıyla ileriye dönük bankaların da aradığı yetkinlik daha fazla bu konulara yatkın kişiler. Ama şöyle bir şey de yanlış anlaşılmasın. Sadece mühendisler gelecek diye bir şey yok. İyi bir karışım gerekiyor. Mesela yeni bir profil olarak bu duygusal zekası yüksek, design ve sanat tarafı güçlü insanları bankaya almaya başladık. Çünkü mobil bankacılık diyorum,
Mobil bankacılığın altında bir sürü şey yatıyor teknoloji olarak ama sonunda elinize aldığınız telefonda bir ekran var. O ekran üzerinde bir takım tuşlara basarak işlemlerinizi yapıyorsunuz ve kaç kere basarak yaptığınıza dair bunu en kısa şekilde, en basit şekilde, en müşteriyi memnun edecek şekilde ve en albenisi olacak şekilde dizayn edilmiş renkleriyle, büyüklüğüyle, her şeyiyle bu bankanın bir know-how haline geldi ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Bundan 15 sene evvel böyle bir şey söyleseydiniz bu hayaldi. Dolayısıyla çok hızlı bir değişim var. O bakımdan profiller de değişecek. Daha analitik, daha yaratıcı kişilere ihtiyaç olacak ve onlar ön plana çıkacak. Özellikle bu bir soruda dünyadaki genel ticaret sisteminin değişimiyle ilgili tedarik zincirleri ciddi kesintiye uğradı. Bu süreçte polarizasyon dünyada kendini bir kez daha hissettirdi. Siz böyle dünyadaki ekonominin, ticaretin geleceğine baktığınızda daha korumacı, daha kapalı bir sistem mi bizi bekliyor olacak, yoksa kısa dönemde bu travmayı atlatıp yine küreselleşmenin o genel vaadi olan açık ve dolaşımın hızlı olduğu yapıya doğru mu yürüyeceğiz? Ne dersiniz? Bu soruyu isterseniz 3 Kasım'dan sonra cevaplayalım. Şu Amerika'daki seçimlerin sonucu belli olsun. Yani dünyada kutuplaşma hakikaten çok hızlı bir şekilde gelişti son 4 sene içerisinde. Tabii burada başı çeken iki büyük ülke, Çin ve Amerika, ticaret savaşları denilen kavramı ortaya attılar ve bunun üzerinden bir sürü politikalar üretiliyor. Bu konuda tahmin yapmak zor. Burada biraz bunu dinamik bir şekilde izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Her iki yöne de gidebilir. Umarım kapanma yönüne gitmez. Çünkü netice itibariyle refah için mutlaka bir işbirliği gerekiyor. Bu iletişim çağında, çünkü herkesin her şeyden haberi olan bir çağda en optimum çözümleri üretmek gerekecek. Bunun için de serbestli sistemlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii belli kontroller de buna mutlaka getirilecektir, getirilmelidir. Çevre mesela konusu bunlardan bir tanesi. Keşke dünya birbiriyle bu konuda kutuplaşacağına, bu çevre konusunda bir ortak zeminde buluşabilse çok daha faydalı bir iş olur diye düşünüyorum. Evet. Birkaç soru da dijital para, kripto paralarla ilgili Ömer Bey. Bu konseptin, kripto paraların, dijital paranın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bankacılık sektörü bu dijital para işine mi adapte olacak, yoksa bu dijital para işi normal sistemin içerisine adapte olup onun bir bileşeni haline mi gelecek? Bu çok trend bir konu. Buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bankacılık sektörü çok regüle bir sektör. Kendi kanunu olan bir sektör. Aslında biraz evvelki bu fintechler ve bankalar arasındaki ilişkiyi konuşurken de belki söylemek gerekiyordu. Bankacılık aslında bu regülasyon ve kanunla kendisini koruma altına almış da vaziyette. Yani herkes gidip bir banka açamıyor mesela. Herhangi bir ticari işletme gibi değil. Bu borç verme imtiyazının elinde tutan bir sektör. Fintechler mesela daha çok para transferleri üzerine şey yapıyorlar. Biraz crowdfunding konuşuluyor ama daha çok mesafe kat edilmesi lazım. Yani genel olarak ben bankacılık sektörünün ileriye dönük bu tip şeylerde, yani yeniliklerde diyeyim, bilemiyorum şeyini tam ne tarafa doğru evrileceğini ama önemli değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Pardon, sizin bir evvelki sorunuz tam neydi, onu bir daha alabilir miyim? Ya, kripto para. Evet. Kripto paralarla ilgili olarak da şunu düşünüyorum. Merkez bankaları, bu regülasyonla girdim. Merkez bankaları bu kripto para işine bir noktada girmeleri gerekebilir. Onlar girmeden, yani kontrol edilmeden bu kripto paranın normal para sistemini domine etmesinin ihtimalinin olduğunu pek düşünmüyorum. Ama bir noktada
bu blockchain üzerinden üretilmiş bir takım şeyler, yani yine regülasyon çerçevesi içinde olacak diye düşünüyorum ama bu çok yakın gelecekte de olmayacak. Şu an için biraz daha çünkü para işi dünyanın dengelerini çok etkileyen tamamen güçler üzerinde biliyorsunuz dolar mı euro mu trade hangisinde yapılsın petrol hangisiyle alınsın konusu bile çok çok önemli bir konu. Çok stratejik bir konu. Dolayısıyla yani devletler bazında işi böyle kripto paraya kolay kolay bırakacaklarını tahmin etmiyorum. Merkez bankaları ve kamu gücü burada devreye girecektir. Evet. Kontrollü olması gerekiyor çünkü. Son birkaç dakika kaldı. Orada da aslında şöyle bir şey sorsam size. Siz 36 yıldır bu endüstrinin içindesiniz. Bir sürü kriz gördünüz. Bununla ilgili notlarınızı bize paylaştınız ama aynı zamanda birkaç defa ortak değişimine şahit oldunuz. Bir sürü farklı dönemin içerisinden geçtiniz. Bu dönemde şöyle aklımda kalanlar diye bir liste yapmış olsanız orada 3-5 madde ne olurdu? Vallahi şunu söyleyeyim. Aslında ilginç bir kariyerim oldu diyebilirim bu açıdan. Çünkü bankayı kurduk 87 senesinde. Hüsnü Bey'le beraber başladık. İkimiz bir avukat ofisinde sıfırdan 19 sene birlikte çalıştık. Bu 19 sene zarfında bir nevi banka, tabii banka belki de Türkiye'nin en büyük gelişmiş ve en çok fazla değer kazanmış startup'ı diyebiliriz. Yani 5,5 milyar dolar piyasa değerinden 19 sene sonra satılan bir bankadan bahsediyoruz. Bu 19 sene zarfında birçok kriz geçti. O krizlerden de bir takım şeyler öğrendik ama o dönem yani kurulma ve gelişme döneminin bir yönetimle hissedarın birlikte olduğu diyelim bir yapı içerisinde bir girişimci ruhla işi yönettik. Ve çok şükür başarılı gittik. Çünkü çok önemli İki kriz geçti, 94 ve 2001. Bu iki krizde toplam 25'ten fazla banka kepenk kapattı. Biz o krizleri aşarak iyi bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Tabii 2006 senesinde banka satıldı. Bu sefer ve banka Yunanlara satıldı, NBG aldı. 10 sene kadar onlarla çalıştık. Bu 10 senenin 2 senesi gayet güzeldi. Birdenbire sonra 2008'de başlayan ve 2009'da iyice şiddetlenen Avrupa borç krizi ve bunun da odak noktasında Yunanistan oldu. Ve tabii bu 10 sene boyunca Yunanistan'da 4 kere hükümet değişti. Bu 4 hükümet değişikliğinde de bizim hissedarımız NBG'nin yönetimi değişti. Ama onlar bizi değiştirmediler. Biz yolumuza burada devam ettik. Fakat sonunda onlar da dayanamadılar mecburiyetten Avrupa'daki otoritelerin baskısıyla satmak zorunda kaldılar. Ve 2016 senesinde Katarlı QNB bankayı satın aldı. Ve 4 senedir de onlarla çalışıyoruz. Orada da ikinci CEO şu anda yönetiyor Katar Bankası'nı. Biz burada aynı ekip yolumuza devam ediyoruz. Bu oldukça özel bir konu diyebilirim. Yani pek böylesi az görülür denebilir. Buradaki en önemli çıkarımımız bu girişimcilikten kurumsallaşmaya doğru banka geçti 19 sene sonra ve burada risk yönetimi konusunda çok önemli aşamalar kaydettik ve ne aklınızda kaldı derseniz bence en önemli şeylerden bir tanesi hissedarla bankayı bağımsız yönetmenin çok önemli olduğunu öğrendik. Bu Avrupa krizi de bize bunu öğretti. Yani hissedar bankanın içinde değil, mali açıdan herhangi bir bağlantımız yok. Marka bağımlılığımız yok. Bankamızın ismini değiştirmedik. Finansbank olarak devam etti. Yunanlılar orada kendi dertleriyle uğraşırken o bize sirayet etmedi. Herhangi bir iletişim ve yönetim olarak tamamen bağımsız. Burada 13 bin kişi çalışıyordu. Bir tane Yunanlı vardı. Dolayısıyla bugün gene aynı sayıda insan çalışıyor aşağı yukarı. Katarlı olarak hiç kimse yok diyebilirim. Dolayısıyla yönetimle hissedar tamamen ayrıştı ve kurumsallaştı ve bağımsızlığını
bankanı koruyarak iyi bir noktaya getirdik. Çünkü ana hissedarımız Yunanistan'daki en büyük bankası krizde rating şirketleri tarafından yani junk kategorisi Türkçesi ne oluyor? İşte hiç en düşük seviyeye kadar indi. Hoş değil ama çöp kategorisi diye geçiyor literatürde. Geçiyor maalesef. Ama biz banka o hissedarı o kategoriye inmiş bir bank olarak biz ratinglerimizi aynı diğer Türk bankalarıyla eş düzeyde tutmayı büyük ölçüde başardık. Bunu da bağımsızlığımızla yaptık. Bu dışarıdan ne kadar biliniyordu. Tabii ayrıca hiçbir şekilde bankanın mali açıdan bir yapısı bağlantısı olmadığı için en ufak bir sıkıntısı olmadı. Fakat QNB'nin bankayı satın alışıyla da bir gecede Türkiye'nin hissedarı en kuvvetli bankası haline geldik. Bu tabii bize yurt dışında bütün limitlerin açılmasına ve çok daha ucuz fonlama ve kaynak yaratma imkanını yarattı ve bankanın rekabet gücünü çok arttırdı. Ve banka çok ciddi bir hamle yaptı. Bir yandan dijital ve yapıdaki girişimlerimiz, bir yandan sermayedar gücü ile çok iyi bir noktaya doğru geldik. Dolayısıyla böyle enteresan bir yolculuk oldu diyebilirim. Çok hatıra var, spesifik anlatacak çok iş var ama onlar buraya sığmaz. Bir başka sefer inşallah anlatırım. İnşallah. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin Ben sonuna teşekkür geldik. Sizinle sohbet etmek her zaman keyif. Güzel yorumlar, birçok farklı soru da vardı. Soramadıklarımız oldu. İzleyicilerimiz bizi affetsinler. Sığdırabildiğimiz kadar sığdırmaya çalıştık süre içerisine. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için ve değerli deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için. teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Evet Teşekkür değerli ederim. izleyiciler, sevgili dostlar, odak noktasında bu akşam QNB Finans Bank Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ömer Aras'ı ağırladık. Gerçekten 36 yıllık bir kariyer ve çok ilginç deneyimlerden oluşan bakış açısıyla bize hem güncel olayları hem yönetimsel bazı noktaları hem de QNB Finans Bank'ın bu dönemdeki yolculuğunu anlattı. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Hepinize saygılar sunuyorum. Mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum efendim.